Mu devresinden önce yeryüzünde meydana getirilmiş olan varlıkların tipi. Ancak kutsal kitaplarda galaktik Adem'den değil, şu an bizim anladığımız anlamda yeryüzünde meydana getirilmiş olan, yani tüm organik materyali, kimyasal materyali yeryüzüne ait olan kimyasal organik Adem'den söz ediliyor. Bazı varlık sistemlerinin vazifeleri var evrende. Şimdi çeşitli gezegenlerde her devreden sonra ruhsal varlıkların tekamül süreçlerini sürdürebilmeleri için meydana getirecek olan bu şeyleri, biyolojik kütleleri diyelim, biyolojik yapıları imal etme vazifesi üstlenmiş varlık sistemleri var evrende. Öyle anlıyoruz araştırmalarımızdan, analizlerimizden. Bütün o vazifeleri, bu vazifeleri de o yüksek bir sistemden, yüksek ruhsal sistemden, ilahi sistemden alıyorlar bu varlıklar. Bunların görevi bu biyolojik taslakları yapmak. Sadece beşeri dediğimiz şekilleri uygulamakla kalmıyorlar. Yani beşer tipi, insan tiplerini, bu seviyedeki tipleri üretmekle kalmıyor bu varlık sistemleri. Bitki ve hayvan adaptasyonlarını da gerçekleştiriyorlar bir gezegen. Yani belli bir gezegen, kozmik yaşı gereği belli bir noktaya geliyor. Üzerinde varlıkların tekamül edebileceği uygun şartlar oluşuyor. Oradan da sisteme bağlı bir takım vazifeliler görevlendiriliyor. Bunların uzmanlığı gidiyorlar. Orada bitki örtüsünü oluşturuyorlar. Hayvan formları oluşturuyorlar. Ondan sonra da insan formlarının taslaklarını oluşturuyorlar. Ya bunlar bu bir yaratım işi değil. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın mesele. Yoktan var etmeden bahsetmiyorum. İlahi sistemden aldıkları, ruhsal idare mekanizması diyelim biz ona. Biz öyle bizim terminolojimizde o ifadeyi kullanıyoruz. Buradan aldıkları vazifeyle gidip bu yapıları oluşturan, meydana getiren vazifeli varlıklar bizim söz ettiklerimiz. Şimdi evrende bir gezegen dediğim gibi yaşam barındırabilecek bir noktaya geldiğinde onlar devreye giriyor. Ve orada oluşturulan beden formu, beden tipi o gezegendeki tekamül devresinin koşullarına ve önceden planlanan eğitim sistemine uygun şekilde oluşturuluyor. Şimdi buradan neyi kastediyorum? Mesela o devrede diyelim kullanılacak ruh varlıkların orada kullanacakları beden tiplerinin psişik yeteneklerinin sınırlı olması gerekiyor diyelim. Yani beş duyuyla öğrenme, beş duyuyla enformasyon toplama üzerine kurulmuş bir eğitim devresi, eğitim müfredatı uygulanacak orada. Fizik kapasitede çok güçlü olmayacak belki, o da sınırlı olacak. Buna göre bir form meydana getirildiğini biz anlıyoruz. Yani bu şekilde deneyim yapılacak o devrede. Psişik tarafı sınırlı olacak. Neden? Çünkü beş duyuya dayalı olması lazım varlığın diyelim. Daha sınırlı enformasyon alabilecek bir beden yapısıyla daha zorlu bir deneyim yapacak. Daha zorlu bir deneyim yapacak. O zorlu deneyim içerisinde bu kısıtlı imkanlar içerisinde varlık gelişmeye çalışacak. Ona göre bir program var ve ona göre de ayarlanan beden formları. O bedenlere bu varlıklar kendi genetiklerini de katıyorlar. Kendi genetiklerini de katıyorlar. Bunlar bir melez beden tipi oluşturuyor tabii. Melez beden tipi oluşturuyor dünyada olduğu gibi. Yani biz iki tane Adem'den söz edebiliriz. Birinci Adem, ikinci Adem. Birinci Adem nesli diyelim. Anladığımız kadarıyla tamamen galaktik bir formda, galaktik bir takım yeteneklere sahip, daha gelişmiş, daha şuurlu bir varlık tipi. Yani ikinci Adem nesli, bizim anladığımız, şu an bildiğimiz Adem nesli daha sonradan meydana getirmiş bir nesil bizim bilgilerimize göre. O ikinci Adem neslinin meydana getirildiği dönemde yeryüzünde insanların bulunduğu ve bunların da galaktik ırktan olduğu
anlaşılıyor. Bunlar spiritüel insanlarmış, psişik güçleri olan, şuurlu insan topluluklarıymış. Çok çok geride kalmış bir yapıdan bahsediyorum tabii. Ruhsal yeteneklerini daha kolay sergileyebilen insanlarmış. Bir bakıma bugün normal üstü psişik yetenekler dediğimiz o yetenekler o dönemin normal yetenekleriymiş. Demek ki o devrenin programı, o devrenin tekamül sistemi diyelim böyle kurgulanmış. Ta Mu devresinden de öncesine gidiyoruz aslında. Bu konuda çok az bilgimiz var. Bazı noktaları ancak bilgileri bir araya getirmek suretiyle diyelim. Şöyle masaya yatırıp bir genel harita çıkarmaya çalışıyoruz. Sınırlı bilgilerle. Yani insan türü yüksek psişik yeteneklerle bu gezegende tekamül sahasında nasıl gelişir? O dönemlerde ona bakılmış muhtemelen. Yani o dönemin, o devrenin, o kozmik devrenin programı da buymuş. Bu şekilde anlıyoruz. Bunlar bildiğimiz kadarıyla Mu ve Atlantis'ten önce, yani bizim devremizden önceki devrede var olan bir ırk. Ve yine bildiğimiz kadarıyla Atlantis ve Mu bu galaktik ırkın son uzantıları aslında. Onlarla beraber bitiyor. Tabii bir takım kolonileşme durumları var. Devrenin sona ermesinden önce, o büyük felaketlerden önceki dört ayrı tufan yaşandığı söyleniyor kadim kaynaklarda. Dört ayrı tufan. Yani tek bir felaketle kapanmamış bir devre. Ondan önce dünyaya dağılan Atlantis ve Mu halkları var. İşte Güney Amerika'ya gitmişler. Sonra Nagalar işte Hindistan'a, Tibet'e giden bir grup var. Mu'dan Anadolu'ya gelenler var. Avrupa'nın kuzeyine gidenler var. Vesaire. Böyle bir yayılım var. Ama bunlar bu galaktik ırkın son uzantıları, artık biraz dejenere olmaya başlamış bir insan bedeni formundan bahsediyoruz. Bu birinci Adem aslında bütün insanların tekamülü bakımından bize model olabilecek. Tekamül bakımından kendimizi hedef olarak alabileceğimiz yüksek bir kozmik insan tipi. Bir şablon, bir yüksek taslak. Ve biz onun gerisindeyiz şu anda. Bu devrenin imkanları, bu devrenin beden tipi bunu gerektiriyor. Biraz bahsedeceğiz. İkinci Adem dediğimiz, bizim bildiğimiz, bizim kutsal kitaplarımızda yer alan Adem modeli, kimyasal yapı olarak dünyaya çok daha uygun bir varlık tipi. Bir laboratuvar varlığı diyebiliriz. Özel bir laboratuvar var. Ben burada tabii bu Anunnaki meselesinden bahsetmiyorum. Ben çok inandırıcı bulmuyorum o konuyu. Ben şunu düşünüyorum. Yani bu işler rastgelelikle, efendim altın çıkarmak vesaire gibi motivasyonlarla olacak işler değil. Bunlar yüksek ruhsal sistemin vazifelendirdiği varlık sistemleri tarafından meydana getirilen organize programlı planlı işler. Şimdi kutsal metinler ne diyor? İki Adem arasındaki, bu bahsettiğimiz iki Adem tipi arasındaki farkı belirtmek için sizi dünya toprağından yarattık diyor. Sizi dünya toprağından yarattık diyor. İkinci Adem için söylüyor. Yani daha dünyanın yapısına, fiziksel yapısına, doğal yapısına, efendim, dünyanın polarizasyonuna vesaire buna daha uygun bir yapı. Çünkü dünya elementlerinin kullanıldığı bir yapı. Şimdi büyük ruhsal idareci sistem, bu büyük ilahi vazifeler, ikinci derecede önemli olan bu yeryüzü şartlarına uygun hale getirilmiş bir beşer tipini burada şu an bilemediğimiz bir sebeple, muhtemelen bir yeni bir test için, bir deneme için, bir tekamül devresi için meydana getirmişler. Biz ikinci Adem'e mensubuz. Bizim organik yapımız alt düzeyde. Ne yazık ki melez olmamıza rağmen. Yani beşer altı seviye ile beşer seviyesi arasında bir yerdeyiz. Zaten dünyada işte bu noktayı aşıp, beşer seviyesini aşıp beşer üstü seviyeye ruhsal olarak da ruhsal anlamda çıkmak üzere
bir tekamül süreci içerisindeyiz. Bunun üzerine biz o bütünüyle çıkamamışız. Çıkamadık daha. Çıkanlar çok azdır. Şimdi daha sonraları bu birinci Adem'le ikinci Adem'in bir arada yaşadığı bir dönem var. Bir ara dönem, bir geçiş dönemi. İşte bizim meydana çıkışımız bu noktadır tam olarak. Şu anki beden formu. Bu bir arada yaşadıkları uzun dönem içerisinde birbirlerine karışmışlar. Bu da kutsal metinlerde Tanrı oğullarıyla dünya kızlarının evlenmesi olarak sembolik bir şekilde anlatılmıştır. İki Adem tipinin, iki Adem formunun birbiriyle karışması bu şekilde bir sembolle anlatılmıştır. Zaman içerisinde bu birinci Adem, galaktik Adem dediğimiz yapı yavaş yavaş kayboluyor. Çekiliyor artık. Ve bu iki Adem neslinin karışımından meydana gelmiş bir dünya beşeri ortaya çıkıyor. Bizim devrimiz için söylüyorum. Bizim devrimiz şu anda birinci Adem ve ikinci Adem neslinin optimal diyelim bir karışımı olarak, bir melez formu olarak devam ediyor. Buna neden gerek görüldüğünden de bahsedeceğiz. Şimdi genetiğimizin bir tarafı uzayın derinliklerine bakıyor. Bir tarafı da dünyaya yönelik. Öyle söyleyebiliriz. Yarımız dünya malı, yarımız evren malı. Bu şekilde de ifade etmek mümkün. Yani saf bir beşer ırkı değiliz. Saf bir beşer ırkı olsaydık belki de iç varlığımızda bu kadar çatışma olmayacaktı. Bu kadar sıkıntılar olmayacaktı. Ya tamam, bu kadar da gelişemeyecektik o zaman. Her şeyin bir bedeli var. Bazı insanlarda bu ilk Adem'in, ilk dünya dışı olduğunu düşündüğümüz genetiğin, galaktik ırkın, dünyada yaşamış galaktik ırkın, genetiğinin baskın olduğunu biz tahmin ediyoruz. Özellikle psişik yetenekler sergileyen insanların bu genetiğe daha baskın şekilde sahip olma olasılığı yüksek. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Tamamen yok olmuş diyoruz ama o melez genetiğin içerisinde belli dizilimler bu noktaya kadar gelmiş görünüyor. Ve insanlar arasında hani bu kadar tekamül farklarını meydana getiren durum da bu şu anda. Çok yüksek seviyeli bir realite farkı var insanlar arasında şu anda. Bir anlayış farkı var, bir bilinç farkı var. Burada da bu işin ruhsal tarafı var ama genetik tarafı da var. Bundan da bahsetmek lazım. Yani hedef o zaman, o dönemde hem dünyaya mümkün olduğunca adaptasyon sağlayabilen, mümkün olduğunca diye diyorum çünkü tam bir adaptasyon yok, onu anlatacağım. Mümkün olduğunca adaptasyon sağlayabilen ama bir yandan da dünyanın zorlu koşullarında zekasıyla hayatta kalabilecek ve tekamül edecek bir türün meydana getirilmesi hedefiyle bu iki ırk birbiriyle karışmış. Dünya beşeri adeta aşılanmış, genetik aşılamadan bahsediyorum. Bir ıslahat, bir genetik ıslahat yapılmış. Bunlar evrende normal meselelerdir. Bu ıslahatlar yapılır. Türlerin hızlı gelişmesi için bu karışımlar, bu müdahaleler yapılır. Bunların hepsinin bir takım yüksek tekamül hedefleri vardır. Yani rastgele yapılan işler değildir. Rastgele yapılmasına da zaten müsaade edilmez. Ara ara yapılan bu dünya dışı müdahaleler, genetik ıslahat çalışmaları olmasa, bunlar olmasa sevgili Hakan, beşer varlığının ne fiziksel gelişimi, yani işte kranyum dediğimiz kafatasının büyümesi, beyin hacminin neredeyse 2-2,5 katına çıkması, 3 katına doğru yaklaşması hatta, ne de bilişsel olarak gelişimimiz mümkün olamazdı bizim. Bu müdahaleler, bu ıslahatlar olmasa. İnsanlık kendi haline bırakılmış olsa, ki evrende asla bırakılmaz. Şu an herhalde hala mağaralarda yaşayan bir tür olacaktık. Çünkü dünyanın devreleri var. Kozmik devreleri var. Ve bu devreler çok uzun sürmüyor aslında. 60-70 bin yıldan bahsediyoruz ama kozmik anlamda, kozmik ölçekte bunlar çok kısa süreler. Bir varlığın gelişimi için. Yani belli bir eğitim programını, o devreye ait eğitim programını tamamlaması için çok kısa süreler. Ve ruh varlıklarının, tamamen spiritüel anlamda söylüyorum, buradaki bedenlenmelerinden yüksek verim alabilmelerine yetmiyor normal şartlar.
Çok fazla zamanımız olmuyor. Normal koşullardan bahsediyorum. Bu bakımdan insan gelişimi daima hızlandırılmıştır. Yani ruh varlıkları burada deneyim için kullanacakları bu beden organizmaları, bu kalıplar, bu kılıflar diyelim, biyolojik kılıflar daima daha yüksek seviyeli varlıkların bedenlenebilmeleri için, o bedenleri kullanabilmeleri için bir kapasite yükseltilmesi operasyonuna maruz bırakılmıştır. Daima ıslah edilmiş, daima müdahale edilmiştir. Dönem dönem ıslah edildiğini anlıyoruz genetik aşılanmalarla. Artık büyük ölçüde bu genetik aşılanmalar bitti çünkü devre sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu nedenle fizik kalıplarımız, bu fizik bedenlerimiz de giderek dejenere oluyor. Ve çok yüksek varlıkların buraya doğmasına pek müsaade etmiyor. Çok yüksek seviyeli, bilinçli varlıkların buraya gelmesine daha az müsaade eder hale geliyor. Bunu da ifade etmek lazım. Şimdi ırklara baktığımızda dünyadaki bu anlamda, yeryüzündeki ırklar da ulusal bilgilere göre bazı dünya dışı ana modellere göre ve onlara uygun şekilde oluşturulmuş, meydana getirilmiş. Belirli tekamül hedefleri doğrultusunda dünyada tohumlanmış modeller. Yani yeryüzündeki ırklar akışkan tarzda, bizim gözle göremediğimiz, cihazlarımızın da tespit edemediği tarzda bazı fiziksel özellikler taşıyorlar. Biz bunları tam olarak tespit edemiyoruz. Akışkanlar var. Deneysel spiritüalizm çalışmalarından biliriz biz bu akışkanları. Yani biz anatomik olarak ve fizyolojik olarak bütün ırklar diyelim, birbiriyle aynı görünmüş anatomik olarak. Hani renk farkları dışında işte bir takım şey olarak. Dış görünüşteki bir takım farklılıkları saymıyorum ben. Onlar şekle aitmişler. Yani fizyolojik olarak diyelim. Daha doğrusu fizyolojik olarak birbiriyle aynı görünmekle beraber ırkların bir vibrasyonel karakterleri, o bedensel titreşimleri, bazı göremediğimiz düzeydeki beden akışkanları, bazı psişik akışkanlar ve bedenlerinin manyetik alanlarında fark olduğu, beden kutuplanmaları, o manyetik alanın kutuplanması, polarizasyonu bakımından da bazı farklar olduğu söyleniyor. Yanlış anlaşılmasın bu ifade. Yani üstünlük, aşağılık anlamında söylemiyor. Irklar arasında hiçbir üstünlük, aşağılık şeyi yok, farkı yok asla. O anlamda tamamen eşit. Nüanslar var. Sadece fark bu. Üstünlük, aşağılık değil. Birbirlerinden bazı nüanslarla ayrıldığı anlaşılıyor. Demek ki farklı beden tiplerinin, farklı evrensel tipleri buraya adapte ederek şöyle bir deney yapılmaya çalışılmış burada. Dünyada bu ana evrensel modeller birlikte nasıl yaşayabilecekler? Nasıl tekamül edecekler? Acaba testi, böyle bir deney. Dünyanın kozmik bir laboratuvar olması işte böyle bir şey. Böyle bir şey. Yani bir yanımızın galaktik olması meselesi böyle bir avantaj sağlıyor. Hızlı gelişim avantajı bizlere sağlamış geçmişte ve sağlamakta. Ama bunun bazı uyum sorunlarını da beraberinde getirdiğini anlıyoruz. Bilim de söylüyor bize, bilim de destekliyor. Dilersen bunlardan bahsedeyim. Ama eklemek istediğim bir şey varsa sevgili Hakan ya da sormak istediğim bundan da bahsedebiliriz. Lütfen. Öyle geçebiliriz oraya. Lütfen, lütfen buyurun. Bizim adaptasyon sorunu, yani bu beden tipinin adaptasyonundan bahsediyorum. Bir ruhsal adaptasyondan bahsetmiyorum. Ruhsal adaptasyon ayrı bir konu. O da çok uzun bir zaman alıyor tabii. Kolay değil bir varlığın belli bir tekamül sahasına, belli bir gezegene adaptasyon sağlaması ruhsal olarak ama bedensel adaptasyonumuz bakımından birçok sıkıntılar çekiyoruz. Mesela güneş meselesi. Güneşle ilgili, güneşin yaydığı radyasyonla ilgili, güneş ışıklarının o şiddetiyle ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Gözlerimizi acıtıyor. Vücudumuza, cildimize zarar veriyor. Yani güneşe adapte olmuş bir göz fizyolojimiz yok. Ancak hayvanlarda bunu görmüyoruz. Birçok hayvanda böyle bir sorun yok. Doğaya ve dış koşullara yüksek bir adaptasyon içindeler mesela.
hayvanlar. Neden? Çünkü onlar tamamen dünyaya ait bir form. Onlar da melez olsaydı eğer, peki onlar da bu tür sorunları yaşayacaklardı. Şimdi biz eğer hayvan formlarından evrimleşmiş olsaydık, böyle bir bedene sahip olsaydık, bu tür adaptasyonlara biz de sahip olacaktır. Ama öyle bir adaptasyon yok bizde. Biz o tarz bir evrimden gelmiyoruz. Biz bir müdahaleli yapıdan, müdahaleli bir süreçten geliyoruz. Bambaşka bir noktadan geldik buraya. O yüzden bedenimizin farklı organları hala tam adaptasyon sağlayabilmiş değil. Şimdi güneş bizi hem öldürebiliyor. Şimdi uzun süre maruz kaldığımız zaman güneşe ne kadar zarar görüyoruz. Ağır şekilde bedenimizi de yakabiliyor. Şimdi koruyucu vücut kıllarımız yok mesela. Koruyucu. Eskiden o hani dünyaya ait olan o beden formunda, ilk formda henüz karışmamış olan, galaktik ırkla karışmamış olan bedende varmış bunlar. O daha dünyaya ait bir form çünkü. Güneşten zarar görmemek için biz ne yapıyoruz? Yüksek faktörlü işte cilt kremleri, güneş yağları falan kullanıyoruz. Kullanmak zorunda kalıyoruz. Bedenimiz güneşe alışkın değil. Deri olarak sadece siyahi ırk belli ölçüde o da adaptasyon sağlamış durumda ama genel olarak böyle bir sıkıntımız var. Cildi kurutuyor, hızlı yaşlandırıyor güneş. Yüksek oranda ultraviyole radyasyon etkisi altındayız. Bu da yaşlanmamızı hızlandıran bir süreç. Bu ultraviyole ışınlarını filtre eden güneş gözlükleri takmak durumunda kalıyoruz. Hadi bu da modern dünyaya ait bir şey. Önceden bu da yoktu. Şimdi hayvanlarda cilt kanseri ve katarakt gibi bir durum görülmüyor. Hayvanlarda yok böyle bir şey. Onlar işte kürkler, pullar vesaire bir takım eklentiler geliştirmişler. Ama biz güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldığımız zaman gözün mercek yapısında değişiklikler yapıyor güneş ve katarakt oluşuyor. Bu doğal bir durum değil aslında. Katarakt oluşumu hızlanıyor. Buna bağlı olarak hatta kalıcı görme kayıpları bile meydana gelebiliyor. Şimdi çok fazla güneş bu anlamda sıkıntılı ama çok az güneşe sahip olmak da mesela bizde sıkıntı yaratıyor. Bu beden formunda, bu melez beden formunda bu da bizim için problem. Güneş ışığını az miktarda gördüğümüz uzun kış aylarında depresif bir hale gidiyoruz. Buna adaptasyon sağlayamıyor beden. Serotonin seviyeleri azalıyor. Mevsimsel bir takım duygu durum değişiklikleri içerisinde kalıyoruz. Duygu durum bozukluğu yaşıyoruz diyelim. Aşırı uyku, işte enerji eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, sosyal ilişkilerde sorunlar. Hatta en nihayetinde bu güneş eksikliği intihara kadar götürebiliyor insan. Bu kadar değişken olmamalı. Normal saf bir ırk, saf bir beden yapısı olsaydı, hormonlarıyla, işte bir takım bezleriyle vesaire, bu sorunlar bu kadar kolay ortaya çıkmazdı diye düşünüyorum. Yani dünya gezegeninde bize uygun, stabil bir ışık seviyesi mevcut değil. Çok yılın çok az bir süresi içerisinde o stabiliteyi görüyoruz. Onun dışında sürekli değişken, aşırı işte güneş olan yerler var. Güneşin aşırı az olduğu yerler var. Şimdi gezegenin eksen eğimi var. Tabii bunu çok zorlaştırıyor. Yani gezegenimiz beşer varlığı için aslında çok ideal yaşam koşullarına ulaşmış görünmüyor. Demek ki bu adaptasyon testi, deneyi hala devam ediyor. Öyle anlıyorum ben. Ama dünyanın doğal florası, faunası, hayvanlarıyla, bitkileriyle bu mevsimsel değişikliklere uyum sağlamış durumda. İnsan hariç. Hayvan türleri uyum sağlamıştır, bitkiler uyum sağlamıştır. Hayvanlar mevsimsel göçlerle, işte kış uykularıyla falan gayet güzel hallediyorlar bu işleri. Aktivitelerini azaltıyorlar, enerji tüketimini sınırlandırıyorlar falan. Biz bunları yapamıyoruz tabii ki. Şimdi işin D vitamini kısmı var bedenler bakımından. Kemik gelişimi ve bağışıklık sistemimiz için çok iyi biliyorsun D vitamini. Bunlar başta olmak üzere hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için D vitaminine çok ihtiyaç duyan bir türüz. Şimdi hayvanlar
güneşe ihtiyaç duymadan çoğunlukla D vitaminini üretebiliyorlar. Ama biz güneşe ihtiyaç duyuyoruz. Fakat burada bir çelişki çıkıyor ortaya. Bir taraftan güneş cildimize zarar veriyor, güneşe ihtiyaç duyuyoruz. Hatta cilt kanserine sebep oluyor. Ama bir taraftan da güneşsiz yapamıyoruz. Bu da bir adaptasyon sorununa işaret eden bir etken, bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sonra dünyadaki yer çekimi seviyesi de bu bedenler için çok uygun görünmüyor. Aşırı sırt ve boyun problemleri yaşıyoruz. Sırt ve boyun problemleri çok aşırı. Dünyada yer çekimiyle başa çıkmak için öyle bir hızla büyüyoruz ki iskeletlerimiz ve kaslarımız buna uyum sağlamak için zaman bulamıyoruz. Zaman bulamıyorlar. Yeterli zamanı bulamıyorlar. Sırtımızın alt bölümü, alt yarısı aşırı yükleniyor. Aşırı yüke maruz kalıyor. Sırt sorunlarımız o bakımdan çok fazla. Sırt yapımız çok hassas. Antropologlar diyorlar ki işte bu zayıf sırt yapımızın sebebi şudur. İşte biz belli bir dönemde dört ayaklıydık. Yani daha doğrusu elleri de kullanıyordu. Bir takım hominidler. İki ayaklı yaratıklara dönüştük sonra. Homo erectus'la beraber. Bundan kaynaklanıyor diyorlar. Ama bence pek olası değil. Çünkü bu sorun birkaç milyon yıl içerisinde çözülmüş olması ve adaptasyonu sağlanmış olması gerekiyordu. Mesela Neandertaller işte 200 bin yıl önce, hatta 50 bin yıl öncesine kadar hala görülebilen Neandertaller mükemmel bir sırt sağlığına sahip. Mesela saf bir ırk değil. Melez bir insan türü değil demek ki. Dünyaya daha uygun bir beden tipi. Yapılan birçok belki beden testlerinden bir tanesi onlardı. Dizlerimize aynı şekilde aşırı yük biniyor. Çabuk arıza olunuyor. Antropologlar yine aynı argümanı öne sürüyorlar. Diyorlar ki işte dizlerimizdeki ve kalçalarımızdaki sorunların temel sebebi yine çok geçmişteki o şeye iki ayak üzerinde dikilmemizle başlamıştır diyorlar. Oraya yoruyorlar bu işi. Böyle açıklamaya çalışıyorlar. Yani tüm ağırlığımızı işte dört uzuvdan iki uzva, yani iki bacağı yönlendirmemizden kaynaklandığını söylüyorlar ama bu sorunun çözülmesi için de, yani beden yapımızın kas olarak buna adaptasyon geliştirmesi için de çok fazla zaman geçti. Yeteri kadar zaman geçti. Hala yer çekimine adapte olabilmiş bir tür değiliz bakın. Hala yer çekimine tam adapte olmuş bir tür değiliz. Bu enteresan. Sonra başka bir mesele var sevgili Hakan. Bebekler. Bebekler de anne karnında doğum zamanına kadar haddinden fazla büyüyor. Doğada ki bilim insanları da bunu ilginç karşılıyor. Doğada en ızdıraplı doğumu insan yapıyor. Diğer hayvan türlerinde bunu görmüyoruz. Bu kadar ızdırabı. Belli ölçüde var onlarda ama bu kadar yok. Da bazen doğum travmasına yol açıyor. Hatta bebeğin oksijensiz kalmasına yol açıyor. O da işte neye yol açıyor? Serebral palsi dediğimiz, o beyin felci denilen hastalığa kadar gidebiliyormuşlar. Şimdi kafa yapılarımız, kafa yapımız yani kranyum, yani kafatası tarih boyunca hep ani sıçramalarla gelişmiş. Bir kademeli geçiş yok. Ani sıçramalar var. Bir müdahale var ya. Müdahale var. Beynimizin hacmi oldukça kısa bir süre içerisinde neredeyse, işte başta da söyledim, 2-2,5 katına, hatta 3 katına yaklaşan bir şekilde genişlemiş. Ani gelişen bu beyin hacmini taşıyabilmek için de bu kranyum, kafatası büyümüş. Ama bunlar tarihsel süreç içerisinde adeta sıçramalar şeklinde. Bir anda geniş beyin hacmine sahip varlıklar çıkıyor ortaya. Antropologlar da bunu doğruluyor zaten. Şimdi bu da doğum işlemini çok zor hale getiriyor. Anne bedeni buna adaptasyon sağlayamamış mesela. Ya da müdahale edilmemiş. İnsanın
doğum kanalı, yani kadınların doğum kanalı bebeklerin kafalarının büyüklüğüne kıyasla aşırı derecede dar. Bu da şiddetli ağrılara yol açıyor. Doğumda hem anneyi hem bebeği risk altına sokan bir durum. Kadınların pelvis yapıları buna uyum sağlamak için yeterli derecede gelişmemiş. Burada da bir doğal durum yok. İlginç bir durum var. Bu da melezlikle bağlantılı. Bir takım manipülasyonların olduğunu bize gösteriyor, işaret ediyor. Şimdi bu insan dünya dışı melezliği meselesi, hepimizin bir melez olması meselesi, yani bir takım dünya dışı genleri de barındırmamız meselesini bilim dünyası da doğruluyor. Bazı cesur bilim adamları çıkıyorlar, önemli ciddi bilim adamları bu konuda konuştular. Genetikçiler konuştu, işte antropologlar konuştu. Yani bunları doğrulayan bir takım veriler var. Biz bunları bir fantezi olarak anlatmıyoruz. Burada başka somut veriler var. Mesela şu var, son modern çağda ortaya çıkan bir gerçek var. DNA projeleri içerisinde, insan genom projesi üzerinde çalışan bilim adamlarının keşfettiği bir şey var. İnsan genetiğine sonradan eklendiği anlaşılan 223 tane gen var. Sonradan eklendiği anlaşılan. Şimdi bunlar nereden geldi? Bazı genetikçiler diyor ki işte dünya hominitleri, yani o işte Homo erectus vesaire genetiğine doğrudan dünya dışı bir kaynaktan eklenti yapıldığını açık açık söylemeye başladılar. Şimdi Homo erectus'tan Homo sapiens'e aşırı bir süratli bir sıçrama olduğunu biliyoruz. Ki burada fazladan 223 gen bu noktada eklendi. Kafatasları şekil değiştirdi, kafatasları büyüdü. Çok kalın kaşlar kayboldu, alın yapısı değişti ve yeni bir modele geçildi. Beyin hacmi bir anda fırladı. Sonra çok önemli iki tane bilim insanı, Dr. James Watson, bunlar Nobel Fizyoloji Tıp Ödülü aldılar 1962'de. James Watson ve Francis Crick DNA sarmalının ikili yapısını bulan genetikçiler. Onlar da genetik manipülasyon imasında bulundular. Kitap yazdı Francis Crick. Böylesine olağanüstü, kompleks bir yapının, insan genomundan bahsediyor. Dünyada oluşmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu bilim adamları. İnsan DNA'sının evrenin başka bir yerinden gelmiş olduğunu öne sürüyorlar. Bunu açıkça söylediler. Bunlar genetiğin hakikaten en önemli iki bilim insanı zamanında. Bunlar bu işin temellerini kuran, işte Nobel ödülü kazanan iki tane bilim adamı. Yani bir bakıma DNA'nın kendisinin dünya dışı olduğunu söylüyor onlar, işi daha da ileri götürerek. Sonra Lloyd Pye diye bir araştırmacı var. O da bir kitap yazdı, Müdahale Teorileri diye. Müdahale Teorisi Esasları diye bir kitap yazdı. Bir genetikçiyle konuştum diyor. Adının verilmesini istemiyor diyor, çekilmiş. Biz diyor belli DNA tarihleme yöntemleriyle diyor, bazı genlerin insan genetiğine yakın bir dönem içerisinde eklendiğini, keşfettiklerini söylüyor. Eğer diyor, genetik alanında çalışanlar bunu açıkça ifade etseler diyor, ki bazı cesur insanlar artık çıktı, ifade etmeye başladı. Bunlar sürgün edilirler, bu bilim çevrelerinden aforoz edilirler. Yani bu konudaki net verileri biz diyor ortaya koysak. Bu noktada önemli. Sonra Kazakistan'dan bir doğrulama geldi. Kazakistan Ulusal Üniversitesi'nden bir fizikçi Vladimir Sherbak çıktı. Bir de Maxim Makukov, astrobiyolog o da. İkisi ortak bir makale yazdılar. 2012 galiba. Bir makale kaleme aldılar. Dediler ki insan genetik kodu milyarlarca yıl önce Güneş sisteminin dışında
zeki bir matematiksel ve semantik mesaj olarak oluşturulmuştur dediler. Vladimir Sherbak ve Maxim Makukov ilgilenen değerli dostlarımız internetten araştırabilirler, bulabilirler. Onların makalesi var. Önemli bir makale. İnternette var. Sonra Rhode Island Üniversitesi'nden Amerika'da, Rhode Island Brown Üniversitesi'nden moleküler biyolog Dr. Ken Miller dedi ki insanlık dedi doğal seleksiyon sonucunda değil dış müdahaleyle hızlı bir şekilde gelişmiştir. Genel sitası bunu gösteriyor dedi. O da sonradan eklenen bir takım genlerden bahsetti. Son 200 bin yıl içinde diyor ki insanlık tarihi için uzun bir geçmiş değildir 200 bin yıl. Milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Son 200 bin yıl içinde insan genetiğine bazı bölümleri birleştirilmiş, bazı bölümleri çıkarılmış, bazı bölümleri de ilave yapılmış diyor. Bu çok net diyor. Biz bu gen haritasında bunu gördük diyor. Bazı bölümleri birleştirmişler, bazı bölümleri çıkarmışlar, bazı bölümleri eklenti yapılmış, işte bölünmüş vesaire, oynanmış dış bir manipülasyon. Bunun doğal yolla olması imkanı yok. İşte 223 gen. Antropolog Robert Sapper var. O da yeni keşfedilen DNA dizilimlerinden bahsediyor. Diyor ki biz insanlık diyor, hani genel görüş bilim dünyasındaki insan oğlunun Afrika'daki ortak bir atadan evrimleşmesi ve tek bir tür olması ortak görüş. Bunun tam aksini savunuyor. Tam aksine melez bir genetik yapı taşıyoruz. Bunun sebebi gezegenimizin diyor kadim geçmişte büyük ihtimalle dünya dışı kaynaklı bir kolonizasyon. Kolonizasyon de diyor ama ben ona katılmıyorum. Fakat şeyde fikrine katılıyorum. Böyle bir müdahale olabileceğinden bahsediyor. Yani bilim dünyası da bunu doğrulayan bir takım cesur girişimler yapmaya devam ediyor. Geçmişte de yaptı, şimdi de yapmaya devam ediyor. Şimdi şundan da bahsedelim. Fosil kayıtlarında eksik bir halk olduğunu da biliyoruz. Şimdi dünya dışı genler, Adem 1, Adem 2'den bahsettik. Dünya dışı genlerle aşılanan diyelim, genetik olarak aşılanan bizler, yani melezler, bu melez tür, Adem'in melez hali diyelim, devraldıkça saf halde kalan dünyanın yerli hominitleri, o ilkel, o primatlar, yavaş yavaş çekilmişler sahneden. Yok olmuşlar. Melezler artık hüküm sürmeye başlamış. Yani bizler bu noktaya kadar gelmişiz. Çünkü yeni beyin kapasitesi, bu müdahale edilmiş beyin kapasitesi, aşılanmış beyin kapasitesi ve zeka üstün geliyor. Çevreye uyum sağlayamasak da zeka üstün geliyor. Silah geliştiriyorsunuz, işte bir takım savunma mekanizmaları geliştiriyorsunuz. Zeka bir yaratıcı güç sonuçta. Bu yeni beyin kapasitesi melez türün ayakta kalmasını sağlamış. Melezleşmeyen dünyaya ait ilk form, dünya elementlerinden oluşmuş ilk formda yavaş yavaş dünya sahnesinden çekilmiş. Bizim hayatta kalabilmemizin tek sebebi fiziksel olarak tabii üstün beyin gücümüzü kullanmak ve tabii buradaki tekamül hedeflerimiz ruhsal anlamda bunlar gibi görünüyor. Yine de dediğim gibi optimal bir doğa adaptasyonu sağlayamadık. Mesela sevgili Hakan, doğal olarak yetişen yiyecekleri biz olduğu halde pek yiyemiyoruz. Bu da bir sıkıntı var. Melez yapımız dolayısıyla. Pişirmek ya da işte bir şekilde tadını değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ya pişireceğiz ya tadını değiştireceğiz. Doğadaki birçok şeyi de yiyemiyoruz. Bedenimiz reddediyor. Reddediyor. Sonra başka bir şey daha var. Mesela doğa olaylarını sezemiyoruz. Sezemiyoruz çünkü böyle bir adaptasyon duyusal anlamda geliştirememişiz. Doğa olayları gerçekleşmeden önce
Onun bazı işaretleri ortaya çıkıyor ve bazı ön titreşimler meydana gelir. Bir takım böyle titreşimsel dalgalar. İşte hayvanlar bunu şey yapıyor, algılıyor. Hemen işte bir yerlere sığınıyorlar falan. Biz bu kadar insan olarak uzun bir geçmişimiz olmasına rağmen böyle bir şeyi geliştiremezsin. Yani çok özel bazı psikik yeteneklere sahip insanlar dışında bir doğal sezgi geliştiremedik. Doğanın titreşimlerine adaptasyon geliştirememişiz, adapte olamamışız. Adaptasyon olmayınca da duyu skalası yetersiz durumda kalıyor. Algı da oluşmuyor. İstisnalar dışında. Hayvanlarda bu var fazlaca. Sonra doğal yön duyumuz da yok. Yön duygumuz diyeyim, neredeyse yok gibi. Hayvanlar binlerce kilometre gidebiliyorlar, yollarını buluyorlar, yuvalarını buluyorlar. Yuvalarına dönebiliyorlar diyelim. Göç ediyorlar, sonra binlerce kilometre geri gelerek tekrar çıktığı yere görünüyor. Müthiş bir içgüdüsel mekanizma var ama içgüdünün ötesinde gezegenin manyetik alanını takip ediyorlar. Manyetik alan akışlarını. Bizim gezegenin manyetik alanına da bir adaptasyonumuz yok. Yoksa biz bu manyetik alanları takip ederek, böyle bir duyumuz olsaydı, yönümüzü kolaylıkla ne yapabilirdik? Bulabilirdik. Navigasyon yapabilirdik. Navigasyon yapamıyoruz. Dünyanın yerli türleri, saf türleri bunu yapabiliyor. Biz işte ancak navigasyon cihazları ürettikten sonra yapmaya başladık. Bazı insanların tabii doğal bir yön bulma yetenekleri böyle daha kabaca vardır ama şimdi binlerce kilometreden bahsediyoruz tabii ve manyetik alanlardan bahsediyoruz. Şimdi ben bir yere 5 defa gitmeden bulamam mesela. O yetenek tamamen kapalı durumda. Ama bazıları bunu şey yapabiliyor. Ama yine de yeterli değil. İşte bunu telafi edebilmek için de ne yapmışız? Uygarlığımız içerisinde dil ve konuşma yeteneğini geliştirmişiz. O şekilde kapatmışız bu açımızı. Böyle telafi etmişiz. İşte beyin kapasitemizi kullanarak yapmışız bunu. Devam edelim. Savunma yeteneğimiz eksik. Doğada kendimizi savunamıyoruz. Şimdi tehlikeli durumlarla başa çıkmak için en ufak bir donanıma aslında sahip değiliz. Doğada savunmasızken vahşi hayvanlardan kaçamıyoruz. Elimizde bir silah vesaire. Yoksa eğitimsizlik normal eşit şartlarda bundan kaçabilmek mümkün değil. Bizden daha iyi yüzüyorlar, daha güçlüler kas olarak. İşte saldırı için şekillenmiş bazı beden uzantıları geliştirmişler vesaire. Ayaklarımız korumasız doğada. Giysiler, işte kalın giysiler, ayakkabılar, botlar vesaire olmadan doğada hareket etmemiz çok zor. Bir takım yerli kabileleri dışında. Onlar tabii belli bir adaptasyonları var. Ama daha melez olanların diyelim, daha asıl büyük kitlenin, büyük çoğunluğun böyle bir adaptasyonu yok. Ne kayalar üzerinde yürüyebiliyoruz, ne taşlar üzerinde, işte ne sıcak bir kumda yürüyebiliyoruz. Gözlerimiz gece görüşü için hiç uygun değil. Konu çok sıkıntı yaratıyor herkeste. Koku alma duygumuz zayıf. Tehlikeyi sezme yeteneğimiz zayıf. Yani doğayla ilgili olan bir takım bağlantılarımız zayıf. Ama dediğim gibi üstün beyin gücümüzü kullanarak ne yapıyoruz? Bunların çoğunu aşabiliyoruz. İşte silahlar yapıyoruz, makineler, cihazlar üretiyoruz, aletler yapıyoruz. O şekilde dünyaya ait olmayan kısmımızın açığını kapatıyoruz.